Sen abinlerle tiyatroya gitmedin mi? Burada olduğuma göre gitmemişimdir, değil mi? Ha, sinirlerimiz tepemizde gene. Söyle bakayım, kim üzdü seni? O konuda konuşmak istemiyorum. Sen konuşmak istemesen de ben anladım. Yavuz abinle mi ilgili? Evet, Yavuz'la ne ilgili? O senden küçük. Niye ona abi diyorsun? Abi bugün hakikaten seninle konuşulmayacak belli. Hoş geldin Firuzeciğim. Hoş bulduk Betiş Hanım. Ben hazırlandım, çıkıyorum. Suzan şimdi gelir. Dışarıdan bir şey lazım mı? Yok, her şeyimiz var çok şükür. Peki senin istediğin bir şey var mı dışarıdan hayatım? Yok, zaten ne istesem olmaz diyorsunuz. O zaman sen de sahip olabileceğin şeyleri istemeyi öğren. Merhaba. Hazır mısın Betiş, hadi çıkalım. Çıkalım. Hazırım da. Suzan'cığım neyin var senin? Suzan'ım yine burnunuzdan soluyorsunuz. Malum. Avni gene. Vallahi bu adam delirtecek beni. Yani dürbünüyle yatıyor, dürbünle kalkıyor. İnanır mısınız artık ben ona kocam bile demiyorum. Yani diyemiyorum. Yani karı koca olduğumuz günler o kadar eskide kaldı ki. İnanın yemin ederim bir zaman tüneline girsem, abinle mutlu olduğumuz o günlere dönsem, yani gözümle görsem bile inanamam. O derece yani. Ay dur canım dur. Versene montunu. Biz çıkalım da hadi yolda konuşuruz. Hem biraz hava alırsın. Üzme kendini. Üzme kendini Suzan Hanım. Ne yapacaksın? Vallahi benim de inanasım gelmiyor. Bu Avni Bey periler görmeye başlamadan evvel nasıl bir adamdı acaba? Suzan Hanım ne buldu ki onda? Bilmem. Ama bu evde bir zaman kırısı var. Ondan öğrenirim. Nereye küçük hanım? Oyun oynamaya. Yok, burada olamaz. Abimin top salmasın diye buraya koymaz. Burada da yok. Ama kesin bu katta. Neden? Çünkü annem gördüm. Elinde küreyle buraya çıktı. Demek ki olsa olsa onların yatak odasında. Şimdi bul bu kocaman odada bulabilirsen. Yaşasın, babam geldi. Babam geldi, onu ilk defa eski halini göreceğim. Çilek! Çilekciğim ne yapıyorsun burada? Aa, o ne o? Hiç top. Nasıl topmuş öyle? Dur ver bakayım şunu. Böyle camdan top mu olurmuş? Ah Çilek, ah bu kesin annenin çok kıymetli bir eşyası. Ve sen buna izin almadan oynuyorsun. Ya başına bir şey gelirse, ya yere düşüp kırılırsa? Ver onu bana Firuze abla, ondan oynat ama anneme söyleme ne olur. Söyleyeceğim. Eğer annenin eşyasıysa buna izin alman gerekirdi. Şimdi gidip soralım, eğer izin verirse oynamaya devam edebilirsin. Yandım ben, yandım. Üf. Efendim. Aa, merhaba Firuzeciğim. Betüş Hanım kusura bakmayın bu saatte sizi rahatsız ettim ama size çok acil bir şey sormam lazım. Demin Çilek'in elinde böyle top gibi camdan bir şey vardı, onunla oynuyordu ama ben size sormadan oynatmayayım dedim. Hani pahalı mağalı bir şeydir, kırılır mırıdır, üzülürsünüz sonra. İyi çok iyi düşünmüşsün Firuzeciğim. Sen onu al emin bir yere koy ve sakın dokunma. Ben hemen geliyorum. Peki. Hayatım, Perihan teyzenin bir emaneti vardı da Çilek onunla oynuyormuş. Benim hemen gitmem lazım. Bak yaramaza. Gelmez misin sonra? Yok artık geç oldu. Dönmem herhalde. Kafe sana emanet. İyi canım, hadi görüşürüz. Merhaba. Selam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Betüş yok mu? Eve gitti biraz önce. Ay Allah. Biz de onu görürüz diye ümit etmiştik ama neyse oturalım bari. Kısmet tabii. Betüş bana çok kızacak çok. Ne oluyor bu Çileğe, bir ağlıyor bir gülüyor. Demin baktığı camdan top kesinlikle sihirliydi. Evet kesin sihirliydi. En iyisi yakından gidip bakayım. Aa,
şimdi? Ay, ilk defa yakından görüyorum. Ay, Allah, hadi gelin olmadı inşallah. Ne yapacağım ben şimdi bu kadar şeyin arasında? Lütfen az önce gördükleri unutsun. Lütfen unutsun. Ah, ne çabuk geldiniz. Ah, Küle nerede? Burada. Çilek? Odasında. Sağ ol Firuzeciğim, çok teşekkür ederim. Antika mantika herhalde, çok değerli bir şey olmalı. Özür dilerim. Hiç özür dileme Çilek. Hani anlaşmıştık? Ama çok merak ettim. Evet ama çok merak ettiğimiz için bize ait olmayan şeyleri elleyemeyiz Çilek. Hem Perihan teyzeye ne kadar ayıp ettiğini bir düşünsene. Ben ondan özür dilerim. Neye baktın bununla? Suzan teyzenin, Avni amcanın gençliğine. Çok komiklerdi. Başka? Bir de senin küçüklüğüne. Sen küçükken çok güzelmişsin. Ama Eda teyzem küçükken de simsiyahmış. Ay. Şşt, çok ayıp. Tamam tamam. Ama başka hiçbir şeye bakmadım. Bakacaktım ama Firuze ablaya yakalandım. Merak etme, o bunu fanus sanıyor. Zaman küresi olduğunu anlamadı. Bu merakın başımıza bir iş açmadan bu huyundan vazgeçsen çok iyi olur. Peki anne. Aa, ne oldu Betüş Hanım? Konuştuk hayatım. Bundan sonra hiçbir şey izin almadan ellemeyecek. Aferin benim güzel kızıma. Kocaman bir bardak su hak etti. Şunu seveyim de gidip getireyim sütünü. Hemen getirme Firuzeciğim. Biraz sonra verirsin. Ama yeni kaynattım. Sıcak sıcak içsin çocuk. Kaynattın mı? Firuze, sakın bana kapıya gelen açık sütlerden aldığını söyleme. Ay ne yalan söyleyeyim. Aldım Betüş Hanım. Ama bak onları ne kadar kaynatırsan kaynat hastalık riski taşıyor. Lütfen bundan sonra sadece kapalı kutulardaki sütleri al. Tamam, o zaman hemen gidip alayım bir kutu sütü. Hadi al, hadi.